Pazar günü yapılan Emilia-Romagna Grand Prix'sinde Mercedes 72. galibiyetini alan Lewis Hamilton, Alman takımın 7. kez üst üste markalar şampiyonasını almasına da yardımcı oldu. Sürücüler şampiyonasında takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 85 puan önünde yer alan Hamilton'ın 2 hafta sonra yapılacak olan Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu alması bekleniyor. Ancak Hamilton sene sonunda bitecek olan kontratı sonrasında Mercedes'le yeni kontrat görüşmeleri yapmakta aceleci davranmayacağını söylemişti. Mercedes takım patronu Toto Wolff ise kendi kontratı bitmeden önce takımda olan geleceğini sorgulamakta. Avusturyalı takım patronu her takım üyesinin bir raf ömrü olması sebebiyle gelecek sene farklı bir role geçebileceğini söyledi. Yarış sonrasında konuşan Wolff'ün takımdaki geleceği ve bunun Mercedes'e yaratacağı etki hakkında konuşan Hamilton şunları söyledi. Gelecek sene burada olup olmayacağımı bile bilmiyorum. Bu yüzden an itibariyle beni etkileyen bir şey değil. Toto ve ben oldukça derin sohbetler içerisindeyiz. Bu yüzden mental olarak nerede olduğunun farkındayım. Birbirimize çok şey paylaşıyoruz ve bence içimizde çok büyük bir yük var. Çok ama çok uzun süredir buradayım. Kesinlikle biraz geriye çekilip aileye zaman ayırmayı ve bunun gibi şeyleri istemeyi anlıyorum. Hem Hamilton hem de Mercedes yeni kontratın bir formaliteden ibaret olduğunu belirttiler. Bu da Hamilton'ın gelecek sene F1'de yarışmamak üzerine gerçek bir şansının olup olmadığı konusunda pek çok dedikoduyu ortaya çıkardı. Hamilton konu hakkında şunları söyledi. Yani şu anda Kasım ayındayız. Burada olmak bile çok çılgınca. Noel çok da uzakta değil. Doğal olarak çok iyi hissediyorum. Hala çok güçlüyüm. Birkaç ay daha buna devam edebilirim. Ancak Toto ve Raf ömründen bahsettiniz. Kendimi korumak için, aklımın en üst noktasında bulunmak için yaptığım pek çok şey var. Gelecek sene burada olmak isterim ama bunun kesinlikle bir garantisi yok. Dışarıda hayatta beni heyecanlandıran pek çok şey var. Bu yüzden bunu zaman gösterecektir. Hamilton daha öncesinde Mercedes'te her zaman 3 senelik kontratları imzalamıştı. En son anlaşmasını ise 2017'de yapmıştı ve geçen haftaki açıklamalarında İngiliz pilot yeni bir kontratın büyük ihtimalle sadece bir formalite olduğu fikrine katılmıştı. Bu haftanın başında Wolff, Mercedes'in önce 2 F1 şampiyonluğunu birden kazanıp daha sonrasında Hamilton'la anlaşmayı tamamlayacağını açıklamıştı. Yarışın ardından konuşan Wolff, Hamilton'ın F1'de yarışmayı bırakacağını düşünmediğini, insanların an itibariyle ulusal çapta etkisini gösteren durumun ve İngiliz pilotun düşüncelerine olan etkisine saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Bence eğer Formula 1'den ayrılmaya karar vermiş olsaydı ki bence böyle bir şey olmayacak ve umarım da olmaz, işte o zaman oldukça karmaşık bir sürücü marketi karşımıza çıkardı. Ancak bence an itibariyle tamamen duygusal bir düşünce. Hepimiz çok mutluyuz ancak aynı zamanda çok yorgunuz. Benim için de bu geçerli. Onun hislerini tamamen anlıyorum. Kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Anlamı olan diğer şeyleri düşünüyorsunuz. Sabah haberleri açtığınızda ve akşam üstü kapattığınızda tamamıyla yüzleştiğimiz sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şu anda küçük ve mutlu ortamımızdayız. Biz de evlere biraz eğlence getirmeye çalışıyoruz. Ancak bir sonraki gün zor olan gerçekliğe geri dönmüş oluyorsunuz. Bunların hepsi bizi etkileyen şeyler. Ve bu bakımdan birinin bu düşüncelere sahip olması gayet normal bir durum dedi. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hamilton sene sonu emekliliğe ayrılır mı? Yoksa önümüzdeki sene kaldığı yerden yoluna devam mı eder? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.